Bugün Hüseyin Dumru ve Mustafa Yurt arılıklarının misafiriyiz. Biliyorsunuz bende arı anlamında ciddi bir sıkıntı var. Ben de arıcılığa merak salıp sonrasında bende çıkan alerji sonrası tedaviye başladım. Büyük bir korku ve ekstra detaylı önlemlerle şu an arılığın içindeyim. Gördüğünüz gibi ummalı bir çalışma var arılığımızda. Arılarımız dün yağmur sonrası daha tam güneş açmadığı için güneşli bir hava yok, biraz kapalı, yoğun bir şekilde yeni yeni çalışıyorlar. Gördüğünüz gibi giriş çıkışlar yoğun, faal. Evet, aracımız Mustafa Yurt. Şu anda ne hazırlığındasın sen Yurt? Körüğümüzü yakıyoruz şu anda. Körüğümüzü. Birazdan. Bunun amacı neydi? Arılarımızı sakinleştirmek evet. İçindi değil mi? Odun talaşı yanlış değilsem. Evet. Eskiden bildiğim kadarıyla şey koyuyorlardı bu. Tezek. Evet, tezeğimiz de var. Tezeğimiz de var. Tezek koyuyoruz. Daha güzel zaman veriyor. Evet, burada da Hüseyin Dumru'nun Dumru arıcılık kısmındayız. O da gördüğünüz gibi, o da körük hazırlığında. Oley gelsin. Hüseyin önce Hüseyin Bey'den teknik bilgi de alıyoruz. Kullandığımız araçları ateşle, körü ateşiyle ne yapıyor? Sterilize ediyor. Abi hastalık taşımaz. Evet. Şu anda gördüğünüz alanda Dumru arıcılık ve Yurt arıcılık diyelim. Mustafa Yurt çalışıyor. Toplamda kaç arımız var? 8 var şu an. Benim 10 tane Mustafa'nın var, 78. 78. Karşı tarafta Bulut ve orada bir 70 kadar var, 150 tane var. 150. Şu gördüğünüz ileride biraz sonra yakından da çekeceğim KOP'un desteklediği arıcılıkla ilgili çalışma sonrası verilen değil mi? Barakaydı. Çiftçilerimize. Bir saniye Hüseyin. Kendim ondan. Kendisi yapıyor. Thank you.
aralarımızı görüyorsunuz. Hummalı bir çalışma içinde. Çıtalarımız Mustafa Yurt Bey'in. Yavrulu çıta. Yavrulu çıta. Tamamen kapatmış. Gördüğünüz gibi kovan içi. Tamam vererek koloniyi sakinleştiriyoruz. Tabii yavaştan beni de sarıyorlar. Biraz önceki gibi tekrardan kaçacağız. Çıkacak da içine bal koyacak da. Onu en son verdiydim işte. Koy bakayım şuraya. Vereyim. Bana doğru mu? Sağ ol. Bak. Kasetin var. Bunlar doğal kendi şeyini peteğini yapıyorlar değil mi? Evet. Burada gördüğümüz çalışma. Bugün ay kaçı? 13'ü. 13. 13 Temmuz 2000. Seri numarası tarih mi veriyorsunuz? Tarih veriyoruz. Bu bakımına göre üstünde bir iki tane mi var yoksa öncekiler de silindiği için mi? Şunda 3-4 tane var mesela. Ha o en son şey yanlış basılmış kaşı. Gördüğünüz gibi. Arılığa çıkmadı. Koyuluşuna göre tarih basıp yani verim kontrolü anlamında, bakım kontrolü anlamında sahip oldu. Evet. Her zaman olduğu gibi, her işte olduğu gibi bilerek bilinçli yapmak her zaman fayda sağlar. Getir bizi buraya. Arıcılık baktığımızda tamamen ticari faaliyet olarak yapılabilse de hobi amaçlı mesela iş ağırlığı yükü fazla olmayan işlerde çalışan insanların hobi amaçlı yapabildiği bir meslek dalı. Yani sadece hem vakit geçirmek değil hem de günümüzde insanlar ne yediğini bilmek istediği için belli bir vaktini ayırıp biraz tabi illaki hobi amaçlı da yapsanız emek harcamanız lazım. O emeğin karşılığında da nedir? Kendi ürettiğiniz, kendi elde ettiğiniz, başardığınız bir mamülü yemek tabi fark yaratır yani. Çünkü piyasada şu anki günümüz çağında insanların hiçbir şeye yani güveninin kalmadığı, sorguladığı noktadayız. İnsanlar %100 doğal olduğunu bildiği bir ürün için yeri geldiğinde üreticinin ayağına kadar gidip o mamülü almaktadır. Yani para kısmı ikinci planında kalmaktadır. Çünkü insanlar artık sağlığının önemini biliyor. Yani 3 kuruşluk para için sağlığını heba etmek istemiyor.
günümüzde sağlık sektöründeki harcamalar da düşünüldüğünde gayet doğal. Bal da niteliği itibariyle gerçekten sağlıklı bir ürün ve kendiniz üretebilirseniz bu balı ve doğal yollarla az olur ama bereketli ve besmen şifa kaynağı. Bana bir tane boş kovan ver ya. Bir daha de. Bir tane boş kovan verir misin? Ulan vere vere boş oldum be.